İyi akşamlar değerli Son Söz TV izleyicileri. 12 Mart 2021 Batman gündemi ile karşınızdayız. İddialara göre Batman'ın Sason ilçesi Gürgenli köyünde meydana gelen iki öğrencinin ölümüne ve 25 kişinin yaralanmasına yol açan kazayla ilgili başlatılan soruşturmada okul idarecileri geçici olarak açığa alındı. Emniyet Ahlak Büro ekipleri 3 kıraathaneye baskın düzenledi. Kumar oynanmasına yer sağlayan 3 şahsa adli işlem uygulanırken, kumar oynayan 10 şahsa 12.24 TL para cezası uygulandı. Kumar oyununda kullanılan 2410 TL para ele geçirildi. Kumar oynatılan iş yerleri 30 gün süreyle kapatıldı. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 13 şahsa 5551 TL idari para cezası uygulandı. 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan SES ve Tabip Odası, şiddetsiz bir sağlık ortamında çalışabilmek için yeni ve etkili sağlıkta şiddet yasası çıkarılsın, dedi. Batman'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü programı düzenlendi. Kültür Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Yeşilay Batman Şube Başkanı Yılmaz Aydın, Batman İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdülkadir Özel'i ziyaret ederek saha çalışmalarına sunduğu katkıdan dolayı plaket takdim etti. AK Parti, Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Batman'ın Sason ilçesi Gürgenli köyünde iki kişinin ölümüne yol açan kazada yaralanan vatandaşları Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ziyaret etti. Dicle Elektrik Perakende Satış Şirketi, abonelik sözleşmesini kendi adına yaptırmayan tüketicileri yaptırımla karşılaşabilecekleri konusunda uyardı. Batman Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri son bir hafta içerisinde toplam 12 hırsızlık olayını aydınlattı, 10 şüpheli gözaltına alındı. Batman Belediyesi gerçekleştirdiği denetimlerde tüketim tarihi geçen temizlik malzemesi ve gıda maddelerini imha etti. Deva Partisi Batman İl Başkanı Avukat Melik Müjdeci, Ticaret Borsası Başkanı Arif Güneş'i ziyaret ederek Batman ekonomisinin geliştirilmesi için önerilerini paylaştı. AK Parti Batman İl Başkanı Avukat Akif Gür, mahalle ve esnaf temasları kapsamında Meydan Mahallesi sakinleri, Şemsiyeli Sokak esnafı, Sanat Sokağı ve Adliye önünde yapımı devam eden Sağlıklı Yaşam Parkı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü. Bugünlük aktaracaklarımız bu kadar. İyi akşamlar dileriz.